Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda dolaşım sistemine devam ediyoruz. Size kalbi, damarları anlattım. Şimdi damarlardan, kılcal damarlarda gerçekleşen madde alışverişinden bahsedeceğim. Biz buna Starling hipotez de diyoruz. Hipotez aşamasında olan bir olaydır. Bu neden? Çünkü kanıtlanabilirliği henüz net değildir. Hani kanıtlanamamıştır. O yüzden de hipotez olarak geçer. Şimdi olayın nasıl gerçekleştiğini anlatacağım size. Bir damarımıza çizelim. Bakın şöyle olayımız. Şu bizim damarımız olsun. Şöyle arkadaşlar, kılcal damarımız. Madde alışverişi nerede gerçekleşiyordu? Kılcal damarlarda gerçekleşiyor, değil mi? Burası kılcal damarın atar damar ucu. Kılcalın atar damar ucu. Burası da arkadaşlar kılcalın toplar damar ucu. Şimdi atar damardan toplar damara doğru geçtik. Gittikçe hem kan kirlenecek, karbondioksit oranı fazla olacak, hem de besinler hücrelere gidecek. Şurada da bizim doku hücremiz var. Doku hücresi. Şöyle doku hücremiz. Arada da ne bulunuyor arkadaşlar? Doku sıvısı bulunuyor. Doku sıvısı. Şimdi ilk önce temiz kanda bulunan besin ve oksijen doku sıvısına gidecek. Daha sonra orada bulunan hücreler ihtiyacı olan kadarını alacaklar. Peki nasıl olacak bu? Arkadaşlar şöyle olacak. Bakın hemen çiziyorum. Kan basıncı ile kalın ozmotik basıncı arasındaki farktan kaynaklanan bir durumdur bu olay. Nasıl gerçekleştiğini söyleyelim. Bakın kan basıncı kılcalın atar damar ucunda yaklaşık olarak 40 milimetre civadır. Kılcalın toplar damar ucuna doğru geldikçe azalır arkadaşlar bu. 15 milimetre civaya kadar düşer. Peki başka basınç var mı? Var. Bu da kanın ozmotik basıncıdır. Kanın ozmotik basıncı ise hiçbir zaman için değişmez arkadaşlar. Kılcalın atar damar ucunda da 25 milimetre civadır. Kılcalın toplar damar ucunda da yine 25 milimetre civadır. Şimdi burada kan basıncı daha fazla olduğu için bizim kılcal damarımızın atar damar ucunda bulunan glikoz ve oksijen, bakın burada glikoz ve oksijen vardır. Glikoz ve oksijen. Bu glikoz ve oksijen ilk önce doku sıvısına geçiyor. Aradaki farktan dolayı, bakın şu 15 milimetre civalık farktan dolayı ne yapıyor? İlk önce doku sıvısına geçiyor bu maddeler. Daha sonra doku sıvısından da nereye gider? Doku hücresine gider. Doku hücresi bunları aldıktan sonra glikozu kullanır ve atık madde üretir. Bu atık maddeler neler? Karbondioksit ve amonyak. Tabii hücreye göre değişebilir ama genel olarak bunları alıyoruz. Daha sonra bu atık maddeleri önce doku sıvısına bırakıyor. Daha sonra da kılcalın toplar damar ucuna veriyor. Ne veriyor kılcalın toplar damar ucuna? Karbondioksit ve amonyak veriyor arkadaşlar. Bu amonyak karaciğere giderek daha sonra üreye dönüşüyor. Bizim gerçekleştirdiğimiz bu madde alışverişi bu şekilde gerçekleşiyor. Peki bunların özel isimleri var mı? Bakın şu şekilde ikiye ayırabilirim ben olayı. İkiye ayırdığımız zaman şurada gerçekleşen, yani glikoz ve oksijenin doku sıvısına geçmesi olayına biz süzülme diyoruz. Süzülme. Doku sıvısından kılcal damarın toplar damar ucuna gelen madde alışverişine ise ne diyoruz? Emilim diyoruz. Emilim. Süzülme ve emilim. Süzülme temiz maddelerin, yani glikoz ve oksijenin doku sıvısına geçmesidir. Emilim ise atık maddelerin, yani karbondioksit ve amonyağın toplar damara alınmasıdır. İşte bu şekilde süzülme ve emilim olayları gerçekleşiyor. Şimdi yazayım söylediklerimi. Daha sonra ise bunu grafik halinde gösterelim ki daha çok grafik halinde soruyorlar. Hemen şu kenara arkadaşlar yazıyorum. Ne dedik? Kılcalın atar damar ucundan gelen, kılcalın atar damar ucundan gelen besin ve oksijen, besin ve oksijen basınç farkından dolayı nereye gidiyor arkadaşlar? Önce doku sıvısına gider. Önce doku sıvısına gider. Doku hücreleri buradan
ihtiyacı kadarını alır ve kullanır. Ve kullanır. Buna ne diyoruz? Süzülme olayı diyoruz. Bu olaya süzülme denir. Süzülme denir. Evet, süzülme olayı bu şekilde. Gelelim emilim olayına. Arkadaşlar, hücrelerde oluşan atık maddelerde nereye geliyordu yine? İlk önce doku sıvısına geliyor. Daha sonra doku sıvısından da kılcal damarın toplar damar ucuna geliyor. Bu olaya da ne diyoruz? Emilim olayı diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Hücrelerde oluşan atık maddeler önce doku sıvısına bırakılır. Kılcalın toplar damar ucundaki basınç farkından dolayı atıklar kana alınır. Buna da ne diyoruz? Emilim denir. Bu olaya emilim denir. Arkadaşlar, süzülme ve emilim olayları bu şekilde. Bir de bunu grafik olarak gösterelim. Çünkü grafik olarak da karşınıza çok fazla çıkacak. Grafiğimiz şöyledir bakın. Şöyle çizelim grafiğimizi. Burada basınçları yazacağız. 15 milimetre civa, 25 milimetre civa, bir de 40 milimetre civa. Şimdi buradaki 15 milimetre civalık olan, pardon, 25 milimetre civalık, bakın sabit olanlar hangisi? Sabit olan yeşil renkle yazmışız. Burada da yeşil renk yapalım. Arkadaşlar, sabit olan kanın ozmotik basıncıdır. O zaman şöyle sabit olarak çiziyorum ben bunu. Kanın ozmotik basıncı. Birazdan buraya da açıklama olarak yazacağım. Aklınız karışmasın diye. Daha sonra kanın basıncı da kaçtan kaça düşüyor? 40'tan 15'e düşüyor. O zaman kan basıncını da şöyle yapabilir miyiz? Bakın şu şekilde 40'tan 15'e kadar düşürebiliriz. Bu da nedir? Kan basıncı. İşte şu ortadaki yer. Hemen şurayı ayıralım. Bakın şöyle ayırdığımız zaman şu kısım süzülme. Bu kısımda arkadaşlar emilimdir. O zaman size bu grafiği verip süzülme ve emilimle ilgili bir soru sorarsa hemen aklınıza burası gelecek ve ona göre soruyu yapacaksınız. Yazalım bunu da. Pembe ile çizdiğim neydi? Kan basıncı. Yeşille çizdiğim ise neydi arkadaşlar? Kanın ozmotik basıncı. Kanın ozmotik basıncı. Ozmotik basıncı nedir? Var mı hatırlayan ozmotik basıncın ne olduğunu? Arkadaşlar, ozmotik basınç suya olan ihtiyacımızdır. Eğer ki bizim suya olan ihtiyacımız, yani ozmotik basıncımız yüksekse fazla miktarda madde doku sıvısına geçebilir, taşınabilir. Doku sıvısı artarsa da ödem dediğimiz bir hastalık oluşur arkadaşlar. O zaman hemen ödemden bahsedelim. Nedir ödem? Arkadaşlar, ödem doku sıvısının fazlasıdır. Peki nedenleri nelerdir? Neden oluşuyor ödem? Şöyle yan başlık olarak ödem yazalım şuraya. Ödemi açıklayalım. Neydi ödem? Hemen yazalım ne olduğunu. Doku sıvısının fazlalığıdır. Doku sıvısının fazlalığıdır. Peki doku sıvısı ne olacak ki fazla olacak arkadaşlar? Hemen ödemin nedenlerine bakıyorum. Birinci nedenimiz şu. Eğer ki bakın, temel neden şudur arkadaşlar. Kan basıncı ile ozmotik basınç arasındaki fark artarsa, yani kan basıncı artarsa ya da ozmotik basınç düşerse ne olur? Ne olur bu sefer? Aradaki fark artar. Bu fark arttığı zaman süzülme fazlalaşır. Süzülme fazlalaştığı için doku sıvısı burada fazlaca olur. Hani doku sıvısına geçen madde miktarı fazla olur. Doku hücreleri de sadece ihtiyacı kadarını alıyorlar. Ne olacak? Burada bir fazlalık oluşacak. Bu fazlalık normalde lenf damarları tarafından alınıp kana karıştırılıyor. Ama lenf damarları da tıkanırsa o zaman ne oluyor? Doku sıvısı fazla oluyor ve ödem oluşuyor. Ödem vücudumuzda oluşan şişliklerdir aslında. Yani mesela şöyle düşünün. Hani derler ya, bende ödem var. İşte kilo vermenin ilk aşamasında ödem atarsınız derler.
Neden ödem atıyoruz? Çünkü sürekli tuzlu besinlerle, işte baharatlı besinlerle besleniyoruz. Abur cubur çok tüketiyoruz. Bu da bizim ozmotik basıncımızı artırıyor. Yani suya olan ihtiyacımızı artırıyor. Bu su da doku sıvısında bir fazlalık oluşturuyor arkadaşlar ve ödem meydana geliyor. O yüzden biz kilo verirken ilk olarak ödemden kaybederiz, onu da söyleyelim. O zaman birinci neden olarak şunu diyebiliriz. Kan basıncının normalden yüksek olması. Dediğim gibi aradaki fark artarsa doku sıvısı artar. İkinci sebebimiz ne olacak? O zaman kanın ozmotik basıncının düşük olması olacak. Kanın ozmotik basıncının normalden düşük olması. Üçüncü sebebimiz şu arkadaşlar. Dediğim gibi lenf damarları bizim doku sıvımızın fazlasını alarak kana karıştırır. Eğer tıkanırsa ödem oluşur. O zaman yazıyorum lenf damarlarının tıkanması. Dördüncü sebebimiz arkadaşlar, eğer ki doku sıvısında ozmotik basınç artarsa, neydi ozmotik basınç? Suya olan ihtiyaç. Buranın suya ihtiyacı artarsa ne yapacak? Kandan sürekli su çekecek kendine. Su çektiği zaman doku cilesi sadece ihtiyacı kadarını kullanacak. Yine bir fazlalık oluşacak. O zaman yazıyoruz. Doku sıvısının ozmotik basıncının artması. Son olarak da tuzlu ve baharatlı besinlerle beslenmek arkadaşlar. Tuzlu ve baharatlı yiyeceklerle beslenme. Bunlar da bizde ozmotik basıncı arttırdığı için ödem oluşumuna sebep olur. Evet, kan ile vücut hücreleri arasındaki madde alışverişi, yani Stirling hipotezi bu şekildedir arkadaşlar. Bu konudan soru mutlaka çıkar. Özellikle dediğim gibi şu grafik önemlidir. Grafiği iyi bilmeniz lazım. Zaten buranın süzülme, buranın eminim olduğunu bildiğiniz zaman ve şu olayın anlamını da kavradıysanız eğer, o zaman kolaylıkla soruları yapabilirsiniz. Şimdi geçiyoruz kan dolaşımına. Ne demek kan dolaşımı? Arkadaşlar size büyük dolaşım ve küçük dolaşımdan bahsedeceğim. Burada büyük dolaşım ve küçük dolaşımda hangi damarlar kullanılıyor? Hangi damarlar görev yapıyor? Bundan bahsedeceğiz. O zaman şöyle bir başlık yazıyoruz. Kan dolaşımı. Kan dolaşımı. İlk önce ben kan dolaşımını size şematik olarak anlatacağım. Mantığını kavratmaya çalışacağım. Daha sonra ise küçük dolaşımda hangi damarlar hangi sırayla gidiyor? Büyük dolaşımda hangi sıra gerçekleşiyor? Buna bakacağız. Arkadaşlar ben şöyle çizdim. Şimdi bakın, burada damarlar bizim için önemli. İlk önce küçük dolaşımdan bahsedeceğim size. Küçük dolaşım kalple akciğerler arasında gerçekleşen bir temizlenme olayıdır. Yani kalbe gelen kirli kan akciğerlere gidip temizleniyor. Daha sonra tekrardan kalbe geliyor. İşte biz buna küçük dolaşım diyoruz. Küçük dolaşım nerede başlıyor? Bakın, ters olarak düşünüyorduk değil mi? Sağ taraf burası, sol taraf burasıdır arkadaşlar. Şöyle sağ sol yazayım küçükçe. Sağ taraf bu taraf, sol taraf da bu şekilde ters olarak düşünüyorduk. Sağ karıncıktan çıkan, bakın sağ karıncıktan çıkan damar nereye gidiyor? Akciğerlere gidiyor bakın. Kalpten çıkan damarlara ne diyorduk? Atar damar. Akciğere gidiyorsa bu damarın adı ne olur? Bakın, akciğere gidiyorsa akciğer atar damar olur. O zaman yazıyorum, bu damarın adı akciğer atar damarıdır. Akciğerlere gitti. Burada temizlendi. Tabii ki solunum sisteminde de bu temizlenme olayının nasıl olduğunu anlatacağız. Burada temizleniyor arkadaşlar. Daha sonra akciğerlerden nereye geliyor? Kalbimizin sol kulakçığına. Kalbe gelen damarlara ne diyorduk? Toplar damar. Akciğerlerden geldiği için ne diyoruz? Akciğer toplar damarı diyoruz. İşte burada küçük dolaşım bitiyor. Küçük dolaşım bu kadar arkadaşlar. Gelelim büyük dolaşıma. Buradan sonra büyük dolaşım başlıyor. Nasıl başlıyor? Şöyle. Bakın, akciğer toplar damarıyla temiz kan geliyor buraya. Daha sonra temiz kan nereye doluyor? Sol karıncığa doluyor. Sol karıncıktan damarımız çıkıyor arkadaşlar. Ve bu damar ikiye ayrılıyor. Şöyle ikiye ayrılıyor.
Bu sol karıncığımızdan çıkan damara, vücudumuzun en büyük olan damarına ne diyoruz? Aort, atar damarı diyoruz. Bakın kalpten çıktığı için yine ne dedik? Atar damar dedik. Kalpten çıkan bu damar, aort atar damarı iki kola ayrılır. Bu kollardan biri baş ve kollara, ben buraya beyin yazdım ama arkadaşlar, baş ve kollara kan götürüyor, temiz kan götürüyor. Buradaki damara biz şah damarı diyoruz. Şah damarı, hani şu boynumuzdan geçen damar var ya, şah damarı kesildiği zaman ölüm riski yüksek olan damardır. Alta giden damar ise yine ayrı ayrı kollara ayrılacak. Şimdi bir karaciğere gidecek, bir sindirim kanalına gidecek arkadaşlar, bir de böbreklere gidecek. Tabii bacaklarımıza da gidiyor ama ben burada hani size çok fazla kalabalık etmek istemedim, o yüzden de kısa kısa yazdım. Şimdi karaciğere giden, bakın ismine göre söylüyorum, kalpten çıktığı için atar damardı. Karaciğere geldiği için ne olacak bu? Karaciğer atar damarı olacak. Karaciğer atar damarı. Sindirim kanalına gelene herhangi bir isim vermiyoruz. Geliyoruz böbreklere. Böbreklere gelen damara da böbrek atar damarı diyoruz. İşte bunlar bizim temiz kanı getiren damarlarımız. Temiz kanı getirdikten sonra ne yapacaklar? Bakın karaciğerde kirleniyor. Sindirim kanalında kirleniyor. Böbreklerde kirleniyor arkadaşlar. Şimdi bunlar toplanıp kalbe gidecekler. Nasıl olacak bu? Kirli kan olduğu için bunu farklı bir renkle yapmak istiyorum. Mavi ile yapalım kirli kan olduğu için. Arkadaşlar böbreklerden çıkan kan şu şekilde geliyor. Böbrekten çıktığı için kalbe gideceği için ne diyoruz buna? Toplar damar diyoruz. O zaman burası böbrek toplar damarıdır. Böbrek toplar damarı. Sindirim kanalından gelen toplar damar direkt çıkmıyor arkadaşlar. İlk önce nereye gidiyor? Karaciğere gidiyor. Karaciğere gittiği için de biz buna kapı toplar damarı diyoruz. Kapı toplar damarı. Bu toplar damar işte içerisinde besin bulundurduğu için karaciğerde depo edilecek mi yoksa direkt kana mı verilecek? Bunlar kararlaştırılıp ona göre karaciğerden çıkıyor kanımız. Karaciğerden çıkan kalbe giden damara da ne diyeceğiz? Karaciğer toplar damarı diyeceğiz. Bazen kaynaklarda karaciğer üstü toplar damarı da diyebilir. Doğrudur arkadaşlar, ikisi de aynı. Şimdi bakın, bütün toplar damarların birleştiği ana bir damar vardır. Ve bu damar direkt kalbimizin sağ kulakçığına bağlanır, kirli kanı getirir. Arkadaşlar bütün toplar damarların bağlandığı alt taraftan, kalbin alt tarafından gelen damara biz alt ana toplar damar diyoruz. Alt ana toplar damar. Alttan gelen, kalbin altından geliyor. Peki beynimiz, beynimiz, başımız, kollarımız ne yaptı? Yine kanı kirletti. Bunlar da kanı üst taraftan gelen ana bir damara verdiler arkadaşlar. Bu damara da biz üst taraftan geldiği için üst ana toplar damar diyoruz. Mantığını anladık umarım. Bakın eğer ki kalbe geliyorsa toplar damar diyeceksiniz. Kalpten çıkıyorsa atar damar diyeceksiniz. Ve organların isimlerine göre isimlendireceksiniz. Burada sadece alt ana damar, üst ana toplar damar. Bunlar belki sizin organ ismi almadığı için kafanızı karıştır diyeceğim ama zaten alttan geliyorsa alt ana toplar damarda bağlanıyor, üst taraftan geliyorsa üst ana toplar damarda. Bilmeniz gereken aort ve şah damarı. Aortu zaten direkt kalpten çıkan, şah damarı da kendimizden hatırlayabilirsiniz. Boynumuzdan nereye gidecek? Beynimize, başımıza giden damardır arkadaşlar. Evet, kan dolaşımı bu şekilde genel olarak. Şimdi ben bunu yazı olarak da yazayım. Şöyle küçük dolaşım ve büyük dolaşım diyerek bunları açıklayalım. Yan tarafına hemen gittiği yolları yazalım arkadaşlar. Şöyle küçük dolaşım diyorum. Küçük dolaşım. Şuraya da büyük dolaşım diyeceğiz. Büyük dolaşım. Küçük dolaşım nerede başlıyordu? Kalbimizin sağ karıncığında başlıyordu, değil mi? O zaman yazıyoruz. Sağ karıncık. Bakın sağ karıncık. Sağ karıncıktan sonra nereye gitti? Sağ karıncıktan sonra akciğer atar damarına gitti. O zaman yazıyorum buraya. Akciğer atar damarı. Akciğer atar damarıyla akciğerlere gitti. Bu arada akciğer atar damarı iki kola ayrılıyor. İki tane akciğerimiz olduğu için biri sağ akciğere, biri sol akciğere gidiyor. Ben burada hani öyle kısaca gösterdim arkadaşlar. Akciğerden çıkan kan nereye geliyor? Akciğer toplar damarına.
Akciğer toplar damarı. Daha sonra arkadaşlar nereye geliyor bakın. Akciğer toplar damarıyla sol kulakçığa geliyor. İşte burada bitiyor. Sol kulakçık. Burada biter. Peki buradaki amacımız nedir? Amaç kirli kanı temizlemek değil mi? Kirli kanı temizlemek amacımız. Evet, küçük dolaşım bu şekildedir. Küçük dolaşımla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim büyük dolaşıma. Büyük dolaşım biraz daha karmaşık gelebilir size ama arkadaşlar oldukça kolaydır aslında. Hemen bakıyorum. Büyük dolaşım nerede başladı? Sol karıncıktan başladı. O zaman yazıyorum buraya. Sol karıncık. Sol karıncıktan sonra nereye gidecek? Bakın iki kola ayrılıyor. Aort atar damarıyla. O zaman buraya aort yazıyorum. Aort atar damarı dedik. Aort atar damarıyla ikiye ayrılıyor. Birisi şah damarıyla arkadaşlar. Şah damarı ile nereye gider? Yukarıya. Şah damarından sonra baş ve kollar diyelim veya beyin ve kollar diyelim. Beyin, kollar. Buradan toplanan kan bakın beyinden ve evet, kollardan toplanan kan nereye geliyor? Üst ana toplar damarı. O zaman buraya üst ana toplar damar diyeceğiz. Üst ana toplar damar diyeceğiz. Buradan da nereye geliyor? Kalbimizin sağ kulakçığına. Sağ kulakçık. Evet, bu şekilde bir kolunu tamamlamış olduk. Gelelim diğer koluna. Diğer koluna baktığımızda ise bakın teker teker yazamayacağım için ne diyorum? Organ damarları diyeceğim. Organ damarları. İlk önce organ damarlarına gidiyor. Daha sonra bu organ damarlarından organlara giriyor arkadaşlar. Organlara girer. Organlardan ise çıkan kan nerede toplanıyor? Bakın şurada yazıyorum. Nerede toplanıyor? Alt ana toplar damarda. O zaman buraya alt ana toplar damar diyoruz. Daha sonra alt ana toplar damarda nereye giriyor? Sağ kulakçığa giriyor. Sağ kulakçık. İşte bizim büyük dolaşımımız da şematik olarak bu şekildedir. Peki bunun amacı nedir? Bunun amacı da temiz kanı dağıtıp kirli kanı toplamaktır arkadaşlar. Temiz kanı dağıtıp kirli kanı toplamaktır. Kirli kanı toplamak. Evet, bu şekilde arkadaşlar bizim küçük ve büyük dolaşımımız, kan dolaşımı dediğimiz olay. Şimdi bir de size organların damar bağlantılarından bahsetmek istiyorum. Böylece artık damarları bitirmiş olalım. İki tane organımız var. Bunlar karaciğer ve böbrek. Oldukça bizim için önemli. Karaciğerde ve böbrekte atar damar ve toplar damarda bazı durumlar değişiyor arkadaşlar. Bunlar önemli olanlar. O yüzden size organların damar bağlantıları deyip organlarımızı çizip üzerinde nelerin değiştiğini göstereceğim. Hemen çizeyim ben size. Daha sonra videoya devam edelim. Evet, çizdim arkadaşlar şöyle. Karaciğerimiz ve böbreğimiz. İlk önce karaciğerden bahsetmek istiyorum. Şimdi karaciğer diğer organlardan farklı olarak 3 tane damarın bağlandığı bir organdır. Peki nedir bu organlar? Bakın bu organlardan biri aorttan gelen karaciğer atar damarıdır. Şu şekilde aorttan gelen bir damardır arkadaşlar. Şurası aortun bir kolu. Buraya da ne diyeceğiz? Karaciğer atar damarı. Renkli kalemle yazacağım birazdan. Bir de karaciğerden çıkan kirli kanı toplayıp çıkan arkadaşlar alt ana toplar damara bağlanan. Şurası alt ana toplar damara bağlanan karaciğer toplar damarıdır. Bir de sindirim kanalının direkt olarak karaciğere bağlandığı bir damar vardır. Sindirim kanalının şöyle karaciğere bağlandığı damar. Şurası sindirim kanalı. Şimdi bu damarların isimlerini yazalım. Arkadaşlar, aorttan gelen karaciğere bağlanan damar neydi? Karaciğer atar damarı. Sindirim kanalından karaciğere bağlanan kapı toplar damarıdır. Bir de karaciğerden çıkan arkadaşlar karaciğer toplar damarıdır. Toplar damarı. Şimdi bu damarlarda bazı farklılıklar gerçekleşiyor. Karaciğere girerken farklı, karaciğerden çıkarken farklı maddeler oluyor. Şöyle, karaciğer atar damarında, bakın şu tarafa yazıyorum. Karaciğer atar damarı neler bulunduruyor? Bir kere, oksijence zengindir bu damar. Oksijence zengin. Daha sonra karbondioksit derişimi azdır bu damarın. Çünkü temiz kan taşıyor karaciğer atar damarı.
Daha sonra arkadaşlar amonyak yani NH3 delişimi çoktur. NH3 delişimi çoktur bu damarın. Neden? Çünkü burada amonyak üreye çevrilecek ve zehirli madde fazladır. Zehirli madde çoktur. Evet, karaciğer atar damarının özelliği bu şekilde. Burada bilmeniz gereken amonyak delişiminin ve zehirli madde delişiminin fazla olması. Gelelim karaciğer toplar damarına. Şimdi karaciğerde ne oluyor? Oksijen kullanılıyor, karbondioksit üretiliyor. O zaman burası oksijence fakirdir. Karaciğer toplar damarı. Karbondioksit delişimi fazladır. Delişimi fazla. Amonyak neye dönüştü arkadaşlar? Amonyak üreye dönüştü. O zaman yazıyorum. Üre delişimi çok. Üre delişimi çoktur. Zehirli maddeler ne oldu? Zehirsiz hale getirildi. O zaman zehirli madde az diyeceğiz. Zehirli madde az diyeceğiz. Evet, bu şekilde karaciğerle ilgili söyleyeceklerimiz. Burada önemli olan bilmemiz gereken bir şey daha var. Not olarak yazacağım onu. Size derse üre delişiminin en yoğun olduğu veya üre bakımından en zengin damar hangisidir derse, bakın ürenin direkt üretildiği yer neresi? Karaciğer. Karaciğerden çıkan damardır. Çünkü buradan sonra kollara ayrıldığı için ne olacak? Dağılacak üre. O yüzden de arkadaşlar en zengin olduğu damar karaciğer toplar damarıdır. O zaman yazıyorum. Üre bakımından en zengin damar karaciğer toplar damarıdır. Karaciğer toplar damarıdır. Evet, karaciğerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim böbreklere. Arkadaşlar böbreklere de yine iki tane damar bağlanıyor. Bunlardan bir tanesi aorttan ayrılan, yine şurası aorttur. Aorttan ayrılan böbrek atar damarı. Şurada ise ne vardır? Böbrek toplar damarı vardır. Bu da nereye bağlanır yine? Alt ana toplar damara. Alt ana toplar damar. Yine bunları da yazalım. İsimlerini şöyle. Burası neydi? Böbrek atar damarı. Şurası da arkadaşlar böbrek toplar damarı. Şimdi böbrek ne yapıyor peki? Böbrek atıkları dışarı atıyor. İdrara karıştırıyor. Özellikle üreyi arkadaşlar dışarı atar. O yüzden üre bakımından fakir olan damar da burada olacak. Hemen yazalım. İlk önce böbrek atar damarını yazalım. Böbrek atar damarı nedir? Oksijence zengindir değil mi? Zaten bunu artık anlıyoruz. Oksijence zengin. Karbondioksit azdır. Karbondioksit delişimi az. Daha sonra üreye baktığımızda bakın üre delişimi çok olacak. Üre delişimi çok. Atık madde yine ne olur? Çok olur. Atık madde çok. Evet. Böbrek atar damarı bu şekilde. Gelelim böbrek toplar damarına. Arkadaşlar oksijen ne oldu? Karbondioksite dönüştü. O zaman burası oksijence fakir. Oksijence fakir. Daha sonra karbondioksit delişimi çok diyeceğiz. Çünkü karbondioksite dönüştü oksijen. Üreye geldiğimiz zaman üre idrarla dışarı atıldığı için ne olacak? Üre delişimi az olacak. O zaman yazıyorum. Üre delişimi az. Daha sonra bir de ne diyeceğiz? Atık madde az diyeceğiz arkadaşlar. Yine idrarla birlikte dışarıya atıldı. Peki size dese ki üre bakımından en fakir damar hangisidir dese ne olacak? Böbrek toplar damarı olacak arkadaşlar. O zaman notumuzu yazalım buraya. Neymiş notumuz? Üre bakımından en fakir damar böbrek toplar damarıdır. Böbrek toplar damarıdır. Evet, bu şekilde organların damar bağlantılarını da bitirmiş olduk. Videomuz biraz uzun oldu, bir 10 dakika kadar, ama olsun, tamamen bağlantıyı koparmak istemedim. Hepsi ard arda olsun istedim. Sonraki videomuzda arkadaşlar kana geçeceğiz. Kanın yapısını işleyeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.